Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Sağlık dostu, yemeklerin vazgeçilmezi kuru soğanla nefis bir tarifim var sizlere. 300 gram kuru soğan kullanacağım. Önce kabuklarını soyup sonra detaylı tarife başlayacağım. Bugün sizlerle soğanla hazırlanmış güzel bir zeytinyağlı lezzet sunacağım. Kesinlikle soğan sevenlerdenseniz bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyin. Nefis, şahane kelime bulamıyorum. Artık bu tarifi sizlere anlatmaya abartmıyorum. Bunu da belirtmek isterim. Özellikle alt kısmındaki tomurcuk bölümlerine ayırmıyorum, kesmedim. Soğanın birbirinden ayrılmadan pişmesi gerekiyor. Dörde bölüyorum. Soğanın üst kısmını aldım fakat alt kısmındaki sert olan bölümü gördüğünüz şu kestiğim bölümü almadım. Çünkü soğanların pişerken birbirinden ayrılmasını istemiyorum. 300 gram soğanı büyüklüğüne göre istediğiniz kadar parçaya ayırabilirsiniz. Benim kullanmış olduğum soğan küçüktü. Dörde böldüm. Sonra tava içerisine aldım. 2 tane orta boy havuç kullandım. Yaklaşık 60 gram kullanmış olduğum havucun gramajı. Havucun kabuğunu soydum dış yüzeyine. Sonra ortadan ikiye kestim. Çok ince olmayacak şekilde doğruyorum. Havucu doğradıktan sonra pişirme aşamasına geçtim yarım kahve fincanı kadar zeytinyağını tavaya aldım. Bu aşamada yüksek ateşte karamelize edeceğim soğanı, bir çay kaşığı kadar kaya tuz ekledim. Biraz soğanın karamelize olması gerekiyor. Hem güzel bir lezzet veriyor tarife hem de görüntüsü daha güzel oluyor. Tabii ki yakmadan çok fazla soğanlar birbirinden ayrılmasın diye spatula'nın ucuyla şöyle bir gezdirdim. Kapağını kapattım. Pişirmeye bıraktım. Tabii ki ara ara kontrol ediyorum. Yanma, yapışma olmasın diye. Görüyorsunuz. Karamelize olan soğanları şöyle çeviriyorum. Tekrardan pişirmeye bırakacağım. Kapağını kapatacağım. soğanların hafif rengi karamelize olanları çevirip sonrasında diğerleri de biraz daha renk alsın diye kapağını kapattım biraz daha pişirdim bu aşamada soğanlar yumuşadı doğramış olduğum orta boy iki tane havuç ekledim bir tane portakal suyu bir tane portakalın suyunu ilave edin. Tadına bir bakın nasıl olacak. Soğana portakal suyu nefis yakışıyor. Çok fazla soğanı ezmeden. Şunu da belirtmek isterim. Soğan fazlasıyla yumuşacık olmaması lazım. Hafif diriliğini kaybetmemesi gerekiyor. Yarım limon suyu ekledim. 2 dakika kadar yine yüksek ateşte bu şekilde pişireceğim. Bu aşamada havuçların biraz yumuşaması gerekiyor. Kapağını tekrardan kapatıyorum. Yüksek ateşte pişiriyorum. Yemek istediğim kıvama ulaştı. İçerisindeki soğan, havuç hafif diriliğini kaybetmeden ocağın altını kapattım. Üzerine derotu maydanoz serpiştiriyorum. Nefis bir lezzet. Samimiyetime güvenin, hiç abartmıyorum. Bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyin. Soğan sevenler her zaman evinde uygulayacağı bir lezzet. Dilerseniz tek başına bir öğün olarak, dilerseniz yemeğinizin yanına eşlik edebilecek bir tarif olarak sofralarınızda her zaman zevkle yiyip pişireceğinizi düşünüyorum. Hazırlamış olduğum tarifi servis tabağına aldım. Sıra geldi tadım aşamasına. Hepinizin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzete daha dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaştım. Umuyorum ki sıkılmadan izleyip tarifi beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet şifa olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Başka tariflerde tekrar görüşmek üzere hepinize sevgiler sunuyorum.